5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Ada Yayıncılık 2. Ünite Canlıların Dünyası Sayfa 30, 31, 32, 33, 34 Canlıların Sınıflandırılması Etkinlik Soruları ve Cevapları 5. Sınıf Ada Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Canlıların Sınıflandırılması Cevapları 5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı Bitkileri çiçekli ve çiçeksiz olarak gruplandırabilir miyiz acaba? Cevap, evet ayırabiliriz. Çünkü bazı bitkiler çiçekli, bazıları ise çiçeksizdir. Bu kadar çeşitli olmamızın nedenini biliyor musunuz? Cevap, doğada bilinen canlı çeşitlerinin 500 bin kadarını oluşturan bitkiler, ökaryot ve çok hücreli canlılardır. Hücreleri arasında gelişmiş bir organizasyon ve işbirliği vardır. Yeşil bitkilerin en önemli özellikleri, karbondioksit, su ve mineral gibi inorganik maddelerden organik maddeleri sentezleyebilmeleridir. Bir başka deyişle canlıların doğrudan enerji kaynağı olarak kullanmadıkları ışık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürüp depolayabilirler. Bitkiler çiçeksiz bitkiler, tohumsuz bitkiler ve çiçekli bitkiler, tohumlu bitkiler olarak ikiye ayrılır. Gözle göremediğimiz canlılar da var mıdır? Cevap, çevremizde birçok gözle göremediğimiz canlılar vardır. Bunlara örnek olarak, mikroorganizmalar, bazı bakteriler, amip, öklena, paramecium vb bunları bazı mercekler ve mikroskoplar sayesinde görürüz. Hatta bazı mikroorganizmalar o kadar küçük türkileri gelişmiş makinalar olmadığı sürece onları göremeyiz. 5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı Yukarıdaki konuşma hangi canlılar arasında geçiyor? Bu canlıların adlarını söyleyebilir misiniz? Cevap, ağaç, kuş, mikroskobik canlı. Ağaç ile kuşun dostluğu gibi sizin de güven duyduğunuz, yardımlaştığınız, her şeyi konuşabildiğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız var mı? Bu arkadaşlarınızla neleri paylaşıyorsunuz? Cevap, evet var. Onlarla hemen her şeyi paylaşıyorum. İyi ve kötü hangi an varsa yaşamımda an hemen güven duyduğum dostlarımla paylaşıyorum. Yandaki resmi incelediğinizde hangi canlıları görüyorsunuz? Bu canlıların hangileri birbirine benzemektedir? Bu canlılar hangi yönleriyle birbirinden farklıdır? Resimde yakın çevrenizde göremediğiniz canlılar var mı? Cevap, canlı ve cansız varlıkları görmekteyim. Örneğin hayvanları, ağaçları görebiliyorum. Muhtemelen resimde görülmeyen mikroskobik canlılar da vardır. 5. Sınıf Ada Yayıncılık Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı Resimde göremediğiniz çok küçük canlıların da olduğunu biliyor musunuz? Resimde gördüğünüz ve göremediğiniz canlıları listeler misiniz? Cevap, zürafa, hipopotam, köpek ve leylek gibi gözümüzle görebildiğimiz pek çok canlı vardır. Bunun yanında gözle göremediğiniz canlılar da vardır. Örneğin hastalanmamamıza neden olan bakteriler veya virüsler gibi gözle göremediğimiz varlıklarda da vardır. Yakın ve uzak çevrenizden canlılara hangi örnekleri verebilirsiniz? Kedi, köpek, at, papatya, gül, ağaç, kelebek, serçe, güvercin, mantar, solucan gibi gözünüzle görebileceğiniz pek çok canlı örneğini verebiliriz. Bunun yanında gözle göremediğiniz canlılar da vardır. Örneğin hastalanmanıza neden olan bakteriler veya virüsler gözle göremediğiniz varlıklardır. Cevap, insanlar, hayvanlar, bitkiler yakın çevremde gözle görülebilen varlıklardır. Çevrenizden örnek verdiğiniz canlıların benzerlik ve farklılıkları neler olabilir? Örneğin canlıların hangisinin hareket ettiğini, hangisinin hangi tür besinle beslendiğini söyleyebilir misiniz? Bütün canlıların büyüklüğü vücut şekli aynı mıdır? Canlıları benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırmak isterseniz nasıl bir sınıflandırma yaparsınız? Cevap, yeryüzünde yüzlerce milyonlarca hatta daha fazla canlı vardır. Bunların her birini incelemek çok zor ve imkansızdır. Benzer özellikte, benzer görünüşte, benzer yapıda olan canlıları bir gruba toplayarak incelememiz işimizi çok ve çok kolaylaştırır. Bu nedenle canlılar benzerliklerine ve farklılıklarına göre inceleyebilir ve sınıflandırabiliriz. Sınıflandırma yapılırken, iç yapıları, dış görünüşleri, beslenme, hareket ve çoğalma gibi özelliklerden faydalanılmıştır. Canlıların sınıflandırılması.
hayvanlar, bitkiler, mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkilerde ise sınıflandırma. Çiçekli bitkiler, çiçeksiz bitkiler diye sınıflandırılıyor. Kullanacaklarımız, gazete, dergi, genel ağ gibi kaynaklardan elde edilen canlı resimleri, karton, yapıştırıcı, izlenecek yol, öğretmeninizle birlikte gazete, dergi gibi kaynaklardan keserek topladığınız değişik canlı resimlerini sınıfınıza getiriniz. Bu canlıların resimlerini gözden geçirerek benzerlik ve farklılıklarını belirleyiniz. Gözlemlediğiniz ve belirlediğiniz esaslara dayanarak bir gruplandırma yapınız. Şimdi de grupları isimlendirerek kartona yazınız. Resimleri hangi gruba giriyorsa o grubun altına yapıştırınız. Soruları cevaplayalım. Sınıflandır yaparken canlıların hangi özelliklerini dikkate aldınız? Cevap: günümüzde sınıflandırma canlıların akrabalık ilişkilerine göre yapılır. Sınıflandırılmada canlıların tüm özellikleri göz önünde bulundurulur. Bu çeşit sınıflandırmaya tabii sınıflandırma, doğal sınıflandırma denir. Canlıları sınıflandırmak ne gibi kolaylıklar sağlayabilir? Cevap: dünya üzerinde milyonlarca canlı bulunmaktadır. Canlıların ve canlılar arasındaki çeşitliliğin bu kadar fazla olması onların sınıflandırılmasını da gerekli kılmıştır. Yapılan araştırmalara göre 8.7 milyon canlı türünün olduğu varsayılmaktadır. Bir de buna nesli tükenen canlıları da eklersek çeşitliliğin ne kadar fazla olduğunu görmüş oluruz. 5. sınıf ada yayıncılık, yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 34 cevabı: canlıların genellikle bitki ya da hayvan olduğunu mu düşünürsünüz? Bu iki grup içinde tüm canlılara yer bulabilir misiniz? Böcekler, kurbağalar, gözle göremediğiniz bazı canlılar ve ekmeğin üzerindeki küfleri oluşturanlar hakkında ne düşünürsünüz? Bu canlıları farklı gruplarda incelemek gerekmez mi? Cevap: kesinlikle gözle görülemeyen mikroskobik varlıkları da dahil ederek onları da sınıflandırma içine dahil etmeliyiz. 5. sınıf ada yayınları fen bilimleri ders kitabı sayfa 30, 31, 32, 33, 34 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.